Sosyal satın alma rehberini geçtiğimiz Mart ayında lanse ettik, duyurduk. Bugün de bu toplantıda konu olan sosyal satın almada ağırlıklı olarak kamu politikalarına kırılgan grupları nasıl entegre edebiliriz konusunu tartıştık. Bu sosyal satın alma rehberinde de genelde yerel yönetimler için alternatif sosyal politika lensinden bir kamu satın alması ne derecede mümkün olabilir? Buna cevap verelim istedik. Sunumu da onun için yaptık. Bugün yerel yönetimden temsilcilerin de olduğu bir toplantı olması dolayısıyla konuyu onlarla birlikte tartışıyor olmak önemliydi. Onun tartışılıyor olduğunu görmek de bizi sevindirdi. Daha fazla yerel yönetimle, daha fazla karar alıcıyla, daha fazla satın almacıyla birlikte sosyal politika lensinden kapsayıcı tedarik zinciri yönetimi konuşalım istiyoruz sosyal satın alma bağlamında. Onun için de bir teşekkür ederiz. Biz araştırma projemize açıkçası yeni başladık. Kentsel tarımda, literatürde son derece yeni oluşan bir kavram. İstanbul'un da halen tarımın korunduğu iki ilçesine karşılıklı bakmak istedik. Buna bakış perspektifimiz hem kurumsal bakış açıları hem de hali hazırda aktif çiftçilik ya da tarımla uğraşan kesimlerin bakış açıları, burada oluşabilecek fırsatlar hem kent için hem de aktif istihdamdaki vatandaşlar için bunları ortaya koymak, olası güçlükleri ortaya koymak. Bu hedefle yola çıkmış olduk. Beykoz'da şu anda bir işte köy pazarının olduğunu, aktif çalışmanın yapıldığını, Eyüp Sultan'da hakeza bir Tarım 4.0 merkezinin kurulduğu şu ana kadarki bulgularımızda muhtelif hem yasal mevzuat kaynaklı hem de muhtelif işte tarım politikaları kaynaklı kimi sorunların olduğunu da gözlemledik. Öte yandan politika yapıcıların buna dönük bir perspektifinin olması, politikaların bunu adreslemeye başlaması, kentin artık sadece ticaretin ya da sanayinin yani iktisaden daha faydalı, daha kar getiren sektörler olarak görülen sektörlerin değil, aynı zamanda tarımın da kırsal üretimin de bir alanı olarak görülebilecek olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde de hem İstanbul'da yaşayanlar açısından hem de biz araştırmacılar açısından önemli gelişmeleri gebe olduğunu düşünüyoruz. Kısaca araştırmamız böyle. Hali hazırda süre giden bir araştırma olduğu için daha fazlasını söylemek için şu an daha erken diye düşünüyorum. Çalışma için çok teşekkür ederim öncelikle. Hem davet için hem de konuşma fırsatı verdiğiniz için. Bizim için çok faydalı bir gün oldu. Hem sahada çalışan farklı araştırmacıları görmüş, tanımış olduk. Farklı perspektifleri tanımış olduk. Kent dikeyinde kırsal kalkınma, tarım, üreticiler temasıyla yapılan hem de yerel yönetimin ev sahipliğinde yapılan güzel işlerden bir tanesiydi. Gıda mühendislerinden olsun, tohumculuktan olsun, kentsel tarımdan olsun, beslenme rejimlerinden olsun pek çok farklı alandan, interdisipliner alandan ama güncel, yakıcı konuların tartışıldığı bir oturum oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılması da kıymetli. Kent politikalarına nüfuz edebilmemiz açısından önemli bir alan sunmuş oluyorlar. Hem bizim kendi projemizi tanıtmamız, hem tanışıklıkların ortaya çıkması, hem de araştırma gündemlerini en azından duymak, tartışabilmek için çok faydalı bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum.